7 numara civarında fizik vitesi yaptırıyoruz. Fizik yaptıktan sonra kesin vatandaşlayacaklar. Edirne Valisi Hasan Durer, İl Genel Meclisi'ni ziyaret ederek bugün yapılan Mayıs ayı toplantılarının ikinci bileşimine katıldı. İl Genel Meclis Başkanı Abdülaziz Çıkıkçı Başkanlığı'nda yapılan toplantıda Özel İdare Genel Sekreteri Muhammed Öztürk tarafından 2013 mali yılı kesin hesap rapor özeti ve Sayıştay denetim raporu hakkında bilgiler verildi. Kapanan belediyelerden 30 milyon lira borç devraldıklarını belirten Öztürk, ek bütçelerle bunu ödeme gayretinde olacaklarını söyledi. Edirne Özel İdaresi'nin 2013 yılı tahmini bütçesi 22 milyon 500 bin lira olarak tespit edilmiş ve 1-1-2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu bütçe içerisinde ödeneklerimiz 2013 yılı bütçe giderleri ve ödeneklerle ilişkin gerçekleşme verilerine baktığımızda 2012 yılından 2013 yılına devreden tahsisli ödenek tutarı 18.064.055.59 lira. Bakanlık ve diğer merkezi idare kuruluşlarından gönderilen tahsisli ödenek tutarı 71.175.943.50 lira. 24.072.722.07 lira. CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Akgün ise kapanan belediyelerle ilgili borcun genel bütçeye aktarılması konusunda çalışma yapılmasını talep etti. Veya Edirne Valiliği vermek. Bu direkt olarak yani hükümetin alacağı kararla bu borçların bence genel bütçeye aktarılması yönünde bir çalışma yapabilir miyiz? Toplantıda söz alan Edirne Valisi Hasan Durer ise İl Genel Meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Edirne'nin sorunlarını bütçeden karşılamanın mümkün olamayacağını belirten Vali Durer, kapanan belediyelerle birlikte köy sayımız 256'ya yükseldi. Bu kadar köyün problemini 25 milyon liralık bütçeyle çözmemiz mümkün değil dedi. Şehrin kalkınması sadece turizm olur, sadece tarım olur, sanayi olmazsa olmazdır. Tabii sanayi dediğimiz zaman büyütüyoruz. Kötü örnekler var, Çorlu örneği var, şimdi Burgaz örneği var. Biz aklımızı başımıza alıp burada Burgaz veya Çorlu olmamak konusunda gayret göstermemiz lazım. Ayrıca yüksek teknoloji olan ama şehrin merkezine çok yakın olmayan, belli bir sadece tuttuğumuz, şehirden bir güzelliğini bozmayan, keyifli yaşamı yan bitireceğimiz, bu İslam'la birlikte Edirne'de gençlerin, insanlarımızın çok rahat bir iş bulabileceğini düşünüyorum. İş konusunda da bir takım çalışmalar yapıyoruz ama maalesef vatandaşlarda şöyle bir sıkıntı var. İş teklif ediyorsunuz, bir çalışmak istemiyor veya diyorsunuz ki işte kursa tabi tuttuğunuz kursa gelmek istemiyoruz. Böyle bir sıkıntı olduğunu fark ettim. Zaten bundan sonra vakıta 3 iş teklif edeni kabul etmediği takdirde destek kesiyoruz. Bir şehrin kalkınması için tarım ve turizmin yeterli olmadığını, sanayinin de olması gerektiğini belirten Vali Durer, Kapıkule yolu üzerinde serbest bölge kurulacağını, bunun da işsizlik sorununu azaltacağını ifade etti. Kentin tanıtımı açısından hediyelik eşyalar konusunda tasarım atölyeleriyle çalışmalar yaptıklarını ifade eden Edirne Valisi Hasan Durer, kapalı çarşılarda hediyelik eşya ile ilgili zihniyetin değişmesini istiyoruz. İnsanlar Edirne'ye geldiğinde sadece mis meyve sabunu ve badem ezmesi götürmesin, başka alternatifler de olsun istiyoruz dedi. Şehrin kalkınması sadece turizm olur, sadece tarımla olur, sanayi olmazsa olmazdır. Tabii sanayi dediğimiz zaman büyütüyoruz. Kötü örnekler var, Çorlu örneği var, şimdi Burgaz örneği var. Biz aklımızı başımıza alıp, burada Burgaz veya Çorlu olmamak konusunda gayret göstermemiz lazım. Ayrıca yüksek teknoloji olan ama şehrin merkezine çok yakın olmayan, belli bir sadece tuttuğumuz, şehirden bir güzelliğini bozmayan, keyifli yaşamı yan bitireceğimiz bir Edirne hayalimiz. Edirne'nin geleceğinin parlak olduğunu belirten Vali Durer, gelen yatırımcılardan korkulmaması gerektiğini belirterek dışarıdan gelen yatırımcılardan korkmamak lazım dedi. Ve Hafıza Konağı'nı da kent müzesi haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi. Büyük bahayların önemli merkezlerden bir tanesi yine turizm açısından. Çünkü onlar çok zengin insanlar. Ve gezikleri takdirde gerçekten Edirne'ye ciddi bir katkı olacaklardır. İlginde de eksiğini gördüğümüz, Zeydani Fonsu dışına çıktığım için de başlayalım. Eksiğini gördüğümüz konulardan bir tanesi hediyelik eşya tasarımı konusunda Türkiye'nin en büyük firmalarından Armada'nın tasarımcısı, hatta Hilet'in tasarımcısı müşterek çalışma yapıyoruz.